Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, tarım ve hayvancılık alanında üretim ve verimin artması amacıyla üreticilere desteğini sürdürüyor. Süs sığırcılığının oldukça yaygın olarak yapıldığı Korgan ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in katılımı ile ev tipi süs soğutma tankı dağıtım programı düzenlendi. Tekrar Korgan'ın köklü geleneklerini, alışkanlıklarına uygun olarak hayvancılığı ve tarımı tekrar dikkatinize sunmak istiyorum. Süs sığırcılığını yaygınlaştırmak, süt üretimini ve kalitesini arttırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında 20'si 300, 10'u 200 litre olmak üzere 30 adet ev tipi süs soğutma tankı süt üreticilerine teslim edildi. Hayvancılığın da besiciliğin de temeli süt. Sütle başlıyor. Sonra besicilikle, etle bu dönüşüyor. Ama hepsinin ortak yanı ot ve yeşillik. Yani otu ete çevirmek, otu süte çevirmek, otu yumurtaya çevirmek elimizde. En basitinde bizim fındık bahçelerimizin şöyle ufak bir yerini, hepsini değil, ufak bir yerini çevirseniz, sadece tavuk işi yapsanız, ki ben bunu söylediğimde önce çok şaşırmışlardı. 50 bin yumurtayı satamıyordu bizim üreticilerimiz. 50 bin yumurta bütün orduda, tüm orduda. Şu anda 50 bin yumurtayı satamayıp iflas eden, zorluk çeken şirketlerimiz 10 milyon yumurta üretiyor şu anda. 10 milyon. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından süt sığırcılığı altyapısının iyileştirilmesi projesi kapsamında sütün kalitesini arttırmak ve üreticinin sütünü soğutulmuş olarak daha yüksek fiyattan pazarlayabilmesini sağlamak amacıyla 30 aile işletmesine ev tipi süt soğutma tankı dağıtıldı. Köye giderken yumurta götürüyoruz. Köye giderken süt götürüyoruz. Bu olacak şey değil yani. Bu olacak şey değil arkadaşlar. Yani biraz daha buna ağırlık vermemiz gerekiyor biz. Yapacağımız çalışmalarla ağırlık vermemiz gerekiyor. Onun için biz bunu süt evlerinde başladık. Süt evlerini kuruyoruz. Şimdi süt depolarıyla bunları oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buna ağırlık vererek biz yoğun bir çalışmayı birlikte yapabiliriz. Biz zaten bu işi severek yapıyoruz. Size de sevdirmeyi istiyoruz. Zaten peynir konusunda Korgan'ın zenginliği var, etkinliği var. Bunu da dediğim gibi hep beraber yapmamız mümkün. Süt Korgan'ı kardeşlerimize daha büyük hedeflere ulaşmak için bunu bir adım olarak gösteriyorum. Süt evlerini zaten açtık. Allah hayırlı uğrasın. Tunca, sen de bunları inşallah takip edersin. Daha sayısını artıralım. Burası hem bir süt merkezi olsun, hem hayvancılık merkezi olsun. Fındıkla